hoş geldin. İlk öğretim haftası nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çenek sunuldu. Program daha sonra Şakir Akşehir Yönetim Okulu'nda devam etti. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşı okunduğu zaman Şakir Akşehir Yönetim Okulu'nda okuyan bir grup öğrenci İstiklal Marşı'nın işaretiyle yapması dikkat çekti. Program daha sonra protokol konuşmalarıyla devam etti. İlk konuşmayı Şakir Akşehir Yönetim Okulu Müdürü Ahmet Önal yaptı. Çağımızda bilgi hem çok çeşitlendi hem de ulaşılması çok kolay hale geldi. Halk ozanımız Aşık Veysel bir şiirinde şöyledir. Dünyanın en zengin aklını gördüm. Sermayesini sordum. Dedi ki okul. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik aklı ve zekasıdır. Aklı geliştiren, kullanılmasını öğreten, bilgilerle zenginleştirip zamanın kölesi değil, efendisi yapan ise okuldur. Daha sonra konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilecan ise yaptığı konuşmada İnegöl'de eğitim öğretime sorunsuz bir şekilde başladıklarını vurguladı. Çok kıymetli öğretmen ve yönetici arkadaşlar. Eğitimin kalitesinin temel belirleyicileri olan siz değerli öğretmenlerimizin mesleğin gereklerine göre yetişen, sürekli kendini geliştirme isteğinde bulunan, işini ve öğrencisini seven, öğrenciyi merkeze alan, bu yöndeki amaçlarını açıkça belirleyen ve buna ulaşmanın ısrarlı çabası içinde bulunan kişiler olması, yöneticiler ise öğretim konularında güçlü liderlik gösteren, öğrenci ve öğretmenlerin beklentilerini açıkça ortaya koyan ve bunları öğrencilere ulaştıran, öğretim programlarının başarısı için yeni bir yönetim sistemi geliştiren kişiler olması hedefimizdir. Kürsüye çıkan belediye başkanı Ali Aktaş velilere, kaymakam Ali Akça ise öğrencilere yönelik bir konuşma gerçekleştirdi. Ben özellikle anne ve babalara yönelik bir şey söylemek istiyorum. Kendi okul yıllarınızı bir hatırlayın. Ben de sizinle 3 aşağı 5 yukarı jenerasyon olduğum için biliyorum. Ne diye teslim ediyorduk çocuklara? Eti senin kemiği benim hocam dedik değil mi? Bu devirler bitti maalesef. Şimdi çocuğumuza öğretmen yan baksa hemen alını veriyoruz. Dolayısıyla çocuğumuzun özgürlüklerinden ve haklarından bahsediyoruz. Doğaldır. Benim de çocuklarım var. Aynı şeyler benim için de geçerli. Lakin özellikle sizlere rica ediyorum. İstirham ediyorum. Hem bir veli olarak hem bu şehrin belediye başkanı olarak. Hepsi pırıl pırıl. Bakar mısınız? Hiçbirinin yüzünde hiçbir yanlışlık yok. Hiçbir sıkıntı yok. Ama maalesef gazetelere yansıyan, basına yansıyan olumsuz olayları duyuyoruz. Eğer iyi eğitim almazlarsa, eğer iyi takip edilmezlerse Allah muhafaza çok sıkıntılı haline düşebiliyorlar. Sizler yarınlarımızsınız. Ve bizlerin en büyük görevi sizleri yarınlara en güzel, en doğru şekilde hazırlamaktır. Öncelikle vazifemiz ne biliyor musunuz çocuklar? Sizlere iyi insan olmayı öğretmek. Geçenlerde bir kitapta okudum, çok da hoşuma gitti. İyi insan olmak asilliktir, onurdur yazıyordu. Ama ondan çok daha onurlu olan, çok daha asil olan bir davranış var. İnsanlara asil olmayı öğretmek. Ve annelerinizin ve babalarınızın ve öğretmenlerin ve bizlerin en büyük görevi sizlere öncelikli olarak iyi insan olmayı öğretmektir. Yapılan konuşmaların ardından program çeşitli etkinliklerine devam etti.